Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size 18650 pilleri nasıl şarj edebileceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz 18650'lik bir pil. Bu pilleri şarj etmek için şöyle bir modül var arkadaşlar. Bu modül sayesinde ucuz bir şekilde bu pilleri şarj etme şansına sahipsiniz. Bunların internetteki fiyatı 1,5-2 lira gibi bir fiyatı var. Ben AliExpress'ten almıştım. Bunları alıp ne yapabilirsiniz, pillerinizi güzel bir şekilde şarj edebilirsiniz. Peki 18650'lerin sadece bu şekilde mi şarj edebilirsiniz? Elbette hayır arkadaşlar. Bunun için birçok şarj aleti mevcut. Ama biz en uygun yöntemi tercih edip burada gördüğünüz gibi en uygun yöntemle bu pilleri şarj etmeyi göreceğiz. Öncelikle ben buradaki modül için iki tane jumper ayarladım. İki farklı renkte ayarladım. 5 volt yani artı olanını kırmızı, eksi olanına ise şu gördüğünüz gibi gri renkli olan kabloyu bağlayacağım. Arkadaşlar öncelikle hemen bu kablolarımızın ucuna bir miktar lehim sürelim. Bu lehim yapmamızı kolaylaştıracaktır. Şöyle pastamıza bir miktar daldırıyoruz. Ve burada şu şekilde biraz kaldırıyorum. Şu kabloya çok hafif bir şekilde kablonun ucuna bir miktar lehim sürüyorum. Gördüğünüz gibi bir miktar lehimi kablomuza sürdük. Şimdi bunu hemen artı bacağına ben montajını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bu buradaki gördüğümüz bacak artı bacaktır. Bunu buraya hemen hızlı bir şekilde lehimliyorum. Evet bunu buraya lehimledim. Şimdi de diğer renk kablomuzun ucuna bir miktar lehim sürelim. Bu lehimlemeyi kolaylaştırıyor. Bu sebeple arkadaşlar ucuna bir miktar lehim sürüyorum. Kablomuzu da güzel bir şekilde lehimledik gördüğünüz gibi şöyle yaklaştıralım kameraya. Evet şu anda gayet sağlam bir lehim oldu. Gördüğünüz gibi burada benim jumper kablolarımın ucu mevcut. Bu pil için ben bir tane pil yuvası satın almıştım. Eğer bu pil yuvası yoksa tabi kendi çözümlerinizi de oluşturabilirsiniz. İletken bir tane bakır veya bir tel kullanarak da bunu şarj etmeniz mümkün arkadaşlar. Ama bende yuvası var bu yuva breakboard'a takılabilen cinsten arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi çıkıntıları mevcut. Bunu breakboard'a yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle ben hemen bunu breakboard'umun üstüne yerleştireceğim. Evet. Şöyle biraz bastırdığınızda tam olarak oturuyor arkadaşlar. Şimdi burada artı eksi yönüne bakıyorum. İçinde zaten artı eksi yazıyor. Bu taraf artı bu taraf eksi. Benim pilimde de bu taraf artı. Burası eksidir arkadaşlar. Bunu güzelce yerine yerleştiriyorum. Şimdi bu taraf artı breakboardumda. Şu şekilde bunu da artı tarafa takıyorum. Bunu da eksi tarafa takıyorum. Şöyle pinlerinin denk geldiğine emin olun. Yanlış yere takarsanız e, şarj etmeyecektir. Şu anda e, ben ne yaptım? Breakboard'umun üstüne yerleştirdim. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Şöyle çevirelim görünmesi için. Bu şekilde bir görüntüsü oldu. Bilgisayarıma bağlı e, bir adet de micro USB kablosu bağlı. Bunu isterseniz e, bilgisayarınıza bağlayın. İsterseniz de 1 amper veya 2 amperlik adaptörlere bağlayarak ne yapabilirsiniz? Bunu şarj etme şansına sahipsiniz. Şöyle getirip hemen yerleştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi ledim çalıştı. Şu anda bunu şarj etmeye başladı. Bu şekilde istediğim sayıda pili artık buraya yerleştirip ne yapabilirim? Bu pil şarj olduktan sonra bunu çıkarıp yerine yenisini yerleştirip onları da full bir şekilde şarj edebilirim. Evet 18650 pillerin kolay bir şekilde şarj etme yöntemini göstermeye çalıştım. Başka derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.